sürece Necmettin Erbakan'a amma toplantısı var. Önce liderler bu toplantıda beraber olacaklar ve yan yana gelecekler ve burada bir fotoğraf verecekler. Ardından bir gün sonra Ankara Bilkent Otel'de e, bir toplantı e, bu 22 Şubat toplantısı yapılacak. Bu Bilkent Otel şu bakımdan da anlamlı AK Parti'nin kuruluş toplantılarının yapıldığı otel burası. Ve e, yap, hazır, hazırlanan e, pro, e, programda şu özel e, şu şu hususlar da öne çıkıyor. Bir kere çok profesyonel bir şirketle anlaşılmış hem sahne hem sunum hem de program akışı bakımından. Evvela 23 sayfalık bir 23-24 sayfalık Cumhurbaş güçlendirilmiş parlamenter sistem kitapçığı olacak ve bu kitapçık altı genel başkan yardımcısı tarafından parça parça okunacak. Ardından e, liderler konuşma yapacak ve daha sonra bu e, okunan metni imzalayacaklar ve altı e, liderin imzası e, imzası ile beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem ilan edilmiş olacak. Şimdiden e, e, davetiyeler dağıtıldı ve davetiyelerde gördük ki bu hep tartışıla gelen protokol krizine bir çözüm bulunmuş. Hep deniyordu ki yani işte gerek iktidar çevreleri gerekse muhalefet nasıl bir araya gelecekler? İşte oy sırasına göre mi Efendime söyleyeyim kuruluş tarihine göre mi e, gibi çeşitli e, ihtimaller üzerine duruluyordu ve sonra e, davetiye de gördük ki e, bu partiler alfabetik sıraya göre yani yeni bu haliyle de CHP birinci sırada olmuş oldu dolayısıyla iyi bir formül bulunmuş gibi görünüyor. Benim kanaatim o ki e, kurdukları bu altılı ittifak yani millet millet ittifakının altıya doğru genişleyecek olması Türk siyasi hayatındaki en geniş ittifaka, bugüne kadar kurulabilmiş en geniş ittifaka imza atmaları anlamına geliyor. Geçmişte elbette ki Demokrat Parti CHP'nin 60 sonrası ittifakı oldu. MSP-CHP ittifakı oldu. Adalet Partisi-MSP-MHP MHP ittifakı oldu. EPS-HP ittifakı oldu. Ama bunlar iktidar iktidar kurmak üzere oluşmuş koalisyonlardı. E, çok azı seçim koalisyonuydu ve o seçime mahsus kurulan ittifaklardı. Ama ilk defa e, 6 ayrı siyasi eğilim, bunlardan 6 parti en azından 4 eğilimi temsil ediyor. <laughs> Türkiye'de ilk defa e, bir birlikteliğe imza atıyorlar. Bunlar arasında Sosyal Demokratlar, Atatürkçüler, Ülkücüler, Milliyetçiler, Muhafazakarlar, Merkez Sağcılar ve Liberaller ve bu e, altı partinin oluşturacağı ittifak e, adeta birinci mecliste sağlanan çeşitliliği yansıtıyor. E, ve e, tabii ortak bir hedefe yönelmiş durumlar orada güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bir kere e, bu e, yan yana geliş e, Türkiye'nin nasıl yönetilmemesi gerektiğine ve nasıl yönetilecek olmasına kafa e, yorulduğu ve bunun için bir kere uzlaşıldığı anlamına geliyor. Yani ben... Türk siyasi hayatında büyük bir sapma, radikal bir kopuş ve bir irtica hareketi diye. Yani geriye dönüş özlemi bakımından bir irtica hareketi diye gördüğüm. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kümüyle rafa kaldırılacağı, daha demokratik, daha çoğulcu bir e, ve çoğulcu temsiliyetin sağlanacağı, e, yetkilerin başkanlığın ya da cumhurbaşkanının yetkilerinin sembolik olduğu, e, meclisin içinden çıkmış bir başkanın e, ülkeyi yöneteceği bir parlamenter sisteme hızlıca ee, geçişi önüne koyan bir e, sadece e, seçim ittifakı değil, bir iktidar koalisyonuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu aynı zamanda süreç içerisinde kendi başkan adayını da çıkaracak. Görünen o ki e, bu altılı sadece güçlendirilmiş mutabakat metnini belirlemeyecek. Aynı zamanda bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, aynı zamanda o cumhurbaşkanı adayının altındaki e, kabineyi de e, bu isimleri belirleyecek. Bu aynı zamanda bir koalisyon e, bir, bir Türkiye yönetmek üzere hazırlanan bir koalisyonun da e, şablonunu e, çıkaracak. E, kısa vade içerisinde yani bir iki ay içerisinde ben e, Millet ittifakının resmen altı şubeye çıkarılmasını bekliyorum. Ace ve e, muhalefetin henüz e, bu ittifaka katılmamış e, bileşenlerinde de Bileşenler arasında da bir çekim merkezi yaratabilir. Yani uzak halkalar durumundaki Memleket Zafer, e, işte Büyük ba, ba, Bağımsız Türkiye Partisi gibi oluşumlar parti olarak değilse bile, onlardan kopuşlarla beraber e, Millet İttifakına katılabilir ve büyüyebilir diye düşünüyorum. Bundan sonraki zorlu süreç acaba e, HDP ilişkileri ne olacak e, bakımından ilerleyecek? Çünkü HDP'lilerin itirazı var Yok ki biz zaten Millet İttifakında olmak istemiyoruz ama siz eğer Yeni Türkiye'yi, yarın Türkiye'sini kurmak istiyorsanız ve bunun için bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemeyi kafanıza koyduysanız mutlaka bizimle görüşmek zorundasınız. Biz bu çemberin dışında olmak istemiyoruz diyorlar. Bence haklılar bir Cumhurbaşkanı ortak cumhurbaşkanı adayı olacaksa mutlaka HDP ile görüşmeli, HDP tabanının değerler dünyasını görmeli diye düşünüyorum. Peki hemen bir soru soracağım sana bilgin var mı diye acaba HDP bir şekilde bir formülle bu e, toplantıya gözlemci veya temsilci e, göndermek üzere davet edilmiş mi bilgin var mı? Sormadım bunu öğreneceğim. Ee, yani e, enteresan olurdu bu sorunun cevabını e, evet. öğrenmek bu açıdan. Yayın bittikten hemen sonra yayınlıktan hemen sonra. Soracağım. O zaman tweet atarsın. <gülüyor> Olur. <gülüyor> tamam. E, şudur e, söyleyeceğim iki e, şey var. Bir tanesi e, enteresan bir tarihsel e, paradoks bu. 28 e, Şubat e, aslında bugünkü AKP iktidarının ve bu otoriterliğin yani Erdoğan ve AKP rejimi otoriterliğinin e, Türkiye'yi e, tasallut altına almasının yolunu açan 28 Şubat'tır. Şimdi 28 Şubat'ta bu yolun kapatılması için. 6 parti ilk defa Türkiye'de ilk defa bir demokrasi ittifakı yapıyorlar. Bu bir seçim ittifakı değil. Bu bir demokratik rejim ittifakı. Ve yine tarihin bir cilvesi olarak Cumhuriyeti kuran parti, Cumhuriyet Halk Partisi veya devletin kurduğu parti o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bugün artık bir parti devletine dönüşmüş olan e, yapıyı parti ve devleti ayrıştırarak ve bu partiyi bu manada devletten ayrıştırıp devlete yeniden devlet olma hüviyetini kazandırmak amacıyla aşağıdan yukarı bir taban hareketiyle bu kez Türkiye'de dostları ve müttefikleriyle beraber demokrasiyi kurmak üzere yola çıkıyor ama yine Cumhuriyet Halk Partisi. Yani 100 yıl sonra yaşadığımız çok enteresan, çok öğretici İbret verici bir e, tarihsel gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir e, birinde e, laik e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi var 100 yıl önce. 100 yıl sonra da bu kez e, müttefikleriyle beraber, dostlarıyla beraber kendi tabirleriyle e, Türkiye'de e, bir halk hareketi olarak, aş taban hareketi olarak aşağıdan yukarı e, ve seçim yoluyla demokrasi kurmak üzere yola çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ben bu e, fevkalade manalı iki, e, durumu, e, ikileminin e, altını çizmek e, istedim. İkincisi de şu, e, bu yapılan hareket bence çok çok anlamlı. Aday tartışmasını e, geri plana itiyor burada. Önemli olan program, önemli olan hedef. Bir hedefin etrafında bir araya gelen altı parti var. Aslında buna... HDP'yi de koymak lazım Çünkü HDP'nin asgari müşterekleriyle bu programın asgari müşterekleri örtüşüyor yani HDP de neticede güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye karşı değil net yani buna Hayır ben bunu istemiyorum diyecek durumda değil programın vurgulanması ve program eksenli kişi kişi eksenli değil program eksenli bir hedef etrafında hem de Üstelik kemiğe büründürülmüş, detaylarına kadar çalışılmış, ana ana e, ilkeleri tespit edilmiş ve belki de henüz daha kamuoyuna payla, ile paylaşılmayan daha detaylara da e, inilmiş olabilir bu konuda. E, böyle bir e, programla ortaya çıkılması ve bu programın gündem oluşturması bence bence Kılıçdaroğlu aday olacak, İmamoğlu aday olacak. Mansur Yavaş mı aday olacak tartışmasından çok daha önemli, çok daha manalıdır. Çünkü bu 6 partinin içinde 3'ü Türkiye'deki ana akım İslamcı hareketin içinden çıkma parti. Bir tanesi doğrudan mirasçısı Saadet Partisi. Diğer ikisi de onun içinden çıkan ve sonra iktidar olup Türkiye'de demokrasi tasfiye eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan nitelikli kadroların kurduğu bir iki parti. Şimdi bunların o, bu üç e, siyasi oluşumun orada olması aynı zamanda da endişeli muhafazakarlar tartışmasında sona erdirecektir. Çünkü e, haram yemeyen muhafazakarların endişelenmesine gerek kalmayacaktır. Mesele de budur. Haram yiyen muhafazakarların, haram yiyen laiklerden hiçbir farkı yoktur. Onlar da hukuk önünde e, hesap vereceklerdir mutlaka. Yoksa demokrasi kuramayız Türkiye'de. Kapatıyoruz. İyi akşamlar. Önümüzdeki perşembe. Tekrar saat 20'de e, buluşmak üzere hepinize hepinizi selamlıyoruz.